Merhaba arkadaşlar. Bugün 4. sınıf 1. dönem 2. yazılı örneği çözüyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. 1. soruyla başlıyorum. Resimlerdeki aktivitelerin isimlerini kutucuktan bulup altlarına yazınız. Arkadaşlar burada swim demiş. Hemen yüzme ile alakalı olana bakıyorum. Burada o yüzden buna swim yazıyorum. Play chess demiş çocuklar. Burada oynamak. Ne oynamak? Satranç oynamak. O yüzden resimlere bakıyoruz. Satranç oynamak play chess yazıyoruz. Evet. Play table tennis demiş. Masa tenisi oynamak. O yüzden hemen buraya altına play table tennis yazıyoruz. Evet. Fly a kite yazmış çocuklar. Uçurtma uçurmak. O yüzden fly a kite yazıyoruz. Evet burada da atabilmek son kalanımızda atabilmek ride a horse olduğu için hemen altına yazıyoruz ride a horse. Evet çocuklar gördüğünüz gibi eşleştirmemizi yaptık. İkinci soruya geçiş yapıyorum. Aşağıdaki resimleri inceleyerek uygun seçeneği işaretleyelim demiş. Bakın burada gülücük var. Gülücük olduğundan dolayı şuradaki yüzme o faaliyetini bu kızın sevdiği anlamına gelir. O yüzden de I like swimming işaretliyoruz. Don't like çünkü sevmiyorum manasına geliyor. Hemen bir sonrakine geçiyorum. Burada üzgün yüz olduğu için sevmediği bir işlem yapıyor demektir. I like coloring books. Kitapları boyamayı seviyorum. I don't like coloring books. Kitap boyamayı sevmiyorum. O yüzden sevmediğinden dolayı, üzgün yüzden dolayı burayı işaretliyoruz. Hemen sonraki resme geçiyorum. Gördüğünüz gibi burada gülücük var. Gülücük olduğu için sevdiği bir şey. Sevdiği bir şey I like playing football. Ben futbol oynamayı seviyorum demiş. Görüyorsunuz burada futbol oynuyor. Hemen ay işaretliyoruz. Çünkü don't like sevmiyorum manasına geliyor. Hemen öbür tarafa geçiyorum. Gördüğünüz gibi burada bir üzgün yüzümüz var. Üzgün yüzümüz ne demek? Sevmediği anlamına geliyor. Buradaki resimdeki çocuk gördüğünüz gibi şurada boyama yapıyor. Evet bakalım I like painting seviyorum. I don't like painting sevmiyorum. Sevmediği için bunu işaretliyoruz. Evet sonrakine geçiyorum çocuklar. Burada gülücük var. Demek ki kitap okumayı seviyor. I like reading books. Kitap okumayı seviyorum. Hemen o yüzden ilk şıkkı işaretliyoruz sevdiği için. Buradaysa gördüğünüz gibi sevmediğini gösteren bir ifade var. Basketbol oynuyor. O yüzden I like playing futbolu işaretleyemeyiz. Hemen alttakine bakıyorum. I don't like playing futbol. O yüzden de Bursa'yı işaretliyoruz. Like kelimesi gördüğünüz gibi burada seviyorum manasına geliyor. Don't like olunca da sevmiyorum manasına geliyor. Hemen geçiyorum çocuklar üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz ise burada ülkeler ve uyruklarla alakalı. I'm from Mexico. Ben Meksikalıyım. I am Russian. Rus değil. Mexican. Meksikalıyım. Evet doğru. French. Fransızım. Turkey. Türkiyeliyim. Gördüğünüz gibi Meksikalı olduğu için Meksikan diyoruz çocuklar. Evet dörde geçiş yapıyorum. Dördüncü sorumuzda A tiger can jump demiş. A tiger can jump cümlesinin Türkçesi aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle çocuklar bakın buradaki tiger kaplan demek. Kaplan demek olduğu için bir arslan demiş. Aslan olamaz o yüzden. Burada bir köpek demiş. Bu da olamaz. İki tane şık kalıyor burada. Bir tanesinde bir kaplan koşabilir. Öbüründe bir kaplan zıplayabilir demiş. Burada jump zıplamak manasında olduğu için hemen denizi işaretliyorum. Evet burada beşinci soruya geçiş yapıyorum. Ela can't play tennis but Süleyman demiş. Çocuklar sizce burada ne olacak? Burada cümlesinde noktalı yere net gelmelidir yazıyor. Evet gördüğünüz gibi şurada bat olduğundan dolayı ama kelimesi iki cümle birbirine zıt olmalı. Evet şurada kent yapabiliyor. Ne yapabiliyor? Tenis oynayabiliyor. Oynayamıyor pardon tenis oynayamıyor demiş yapabiliyor demek olduğu için kent can, burada kent de yapamıyor olduğu için çocuklar burada yapabiliyor olması lazım. Yapamıyor olduğundan dolayı buradaki kent burada yapabiliyor olması lazım. Çünkü arasında ama var. Çocuklar burada kent yapamıyor oluyor buradaki gibi. Aynı eşdeğer olduğundan dolayı arada ama olduğundan dolayı olmaz. Not'ın hiçbir alakası yok değil demek. Hayır da içinde kullanılıyor bazen. Burada da do demiş do ile alakalı bir cümle yok burada. Burada da yapabiliyor ebiliyor olan can var çocuklar. O yüzden deniz olacak cevabımız. 6'ya geçiyorum. Which country is it? hangi ülkedir bu? Tabii ki de bizim güzel Türkiye'miz. İtalya demiş. Turkey, Brazil, Greece demiş. Evet çocuklar. Türkiye'yi işaretliyoruz. Bu İtalya, bu Türkiye, bu Brezilya, bu da Yunanistan. 7'ye geçiş yapıyorum. I can swim demiş. Cümlesine karşılık gelen şıkkı işaretleyiniz. Buradaki yüzme olan tek şıkkımız bu. O yüzden buraya işaret koyuyorum. Evet sonraki soruya geçiş yapıyorum şimdi. Evet arkadaşlar B. blue, yellow, red. Verilen renkleri Türkçe karşılıklarını sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir demiş. Blue gördüğünüz gibi mavi demek. Hemen buraya geçiyorum. Mavi. Turuncu olamaz, kırmızı olamaz. Alttaki şık mavi. Hemen son ikisine geçiyorum. Yellow. Yellow da sarı doğru, sarı doğru, mavi yanlış, siyah yanlış. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da red demiş. Üçüncülere bakıyorum. Bu ya olamaz, bu da olamaz. Hepsinin doğru olduğu tek şık A şık olduğundan dolayı bunu işaretliyorum. Evet 7'ye geçiş yapıyorum. Evet çocuklar de yandaki sınıf eşyası aşağıdakilerden hangisidir demiş. Gördüğünüz gibi burada bir kalem var, kurşun kalem. Kurşun kalem olduğu için Tabii ki de pencil'ımız doğru. İşaretleyeceğimiz şık bu. Öbürlerine de bakalım. Book kitap demek, eraser silki demek, bag de çanta demek. Evet arkadaşlar 8. soruya geçiş yapıyorum şu anda. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sessiz ol anlamını taşıyor? Sit down, otur. Open your book, kitabını aç. Be quiet, sessiz ol. Write, yaz. Evet çocuklar o yüzden C'yi işaretliyoruz. 9. soruya geçiş yapıyorum. 75 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Evet, 75. Öncelikle 70 ne demek çocuklar? Seventy demek. Bakalım hangisinde var? Seventy. Ah, burada doğru. 60, 60 bu. 80, 80 bu. 20, 20 bu. Evet çocuklar, buradaki tek öndeki doğru olan 70. Sonuna da bakalım. 75, 75. Evet çocuklar, bu doğru. A'yı işaretliyoruz. Alttaki 10. soruya geçiş yapıyorum. Aşağıdaki boşlukları this is the, ve this are ile doldurunuz. Çocuklar bakın. Buradaki kelimeler çoğulsa this are. Tekilse this is kullanacağız. O yüzden this are buraya kullanılıyor. Bakın dikkat edin. Buradaki this ile this'in yazılışı farklı. These are. Sonrakine geçiyorum your crane. Evet gördüğünüz gibi tek. This is. Evet. Bakalım. My father car. Babamın arabası. Bir tane araba. Cars dememiş, car demiş. This is. Sonrakine geçiyorum. His school. Onun okulu. Bir tane okul var. School dememiş, school demiş. This is. My books. Books çoğul. Kitaplar demiş. O yüzden These are. Evet arkadaşlar umarım sizin için faydalı olmuştur. İyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Başarılar.